Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir kurabiye tarifim var. Biskrem kurabiye. Artık biskremi de kendi evimizde yapabiliriz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Malzemeler hepimizin evinde olan malzemeler. Yapımı oldukça pratik ve basit. Çok da bereketli bir tarif. Öncelikle 125 gram margarin veya tereyağını oda sıcaklığında bekletelim. Yumuşayınca üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdum var. Onu da üzerine ekledim. Bir tam yumurtayı da daha önceden kırmıştım. Şimdi onu da ekliyorum. Ve bu malzemelerimi güzelce yoğuracağım. Bu kurabiye tarifini mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten de biskrem tadında çok güzel bir kurabiye oluyor. Çocuklar buna bayıldılar. Evde yapabildiğimiz her şeyi evde yapalım, paketli gıda almayalım diye düşünüyorum. Bir paket vanilini ekledim. Bir su bardağı pudra şekeri de içerisine koydum. Bir çay kaşığı da kabartma tozu ekleyerek unumu da yavaş yavaş alarak kurabiye hamurumu yoğurdum. Yalnız burada bir aksilik yaşadım. Hafızamda olduğu için o kısımları çekemedim. Ama şöyle gördüğünüz gibi hamur çok güzel bir hamur oluyor. Şekil vermesi kolay bir hamur. Siz de bu kıvama gelene kadar un ekleyerek yoğurmalısınız. Hamurun kıvamını sizlere göstereyim. Şöyle kolay şekil verilebilen yumuşak güzel bir hamur oldu. Hamurumdan ceviz büyüklüğünde bir parça kopardım. Masaya koyarak veya elimizde de açabiliriz tabii. Hamurumu hafifçe açıyorum. Şöyle kalınlığını sizlere göstereyim. Ne çok kalın ne de çok ince oldu. İçerisine bir adet pul çikolata koydum. Kahvaltılık çikolata veya damla çikolata varsa onları da kullanabilirsiniz. Pul çikolata kurabiyenin içerisinde erimedi. Onu eklemek isterim. Hamurumu dikkatlice kapattım. Gördünüz siz de az önce. Şimdi bıçakla üzerine şeklini veriyorum. Biskrem kurabiyenin üzerindeki dikdörtgen şekilleri vermeye çalışıyorum. Ayrıca şunu belirtmek isterim. Eğer evde varsa damla çikolatanız veya kahvaltılık çikolatanız onları da kullanabilirsiniz. Ben bu kurabiyeleri hazırlarken en sonlara doğru 5-6 tane kurabiyemi pul çikolatam yetmemişti. Damla çikolata ekleyerek devam ettim. Damla çikolatalar eridi, daha da güzel oldular. Siz kurabiyenizin içerisinde akışkan bir çikolata istemiyorsanız pul çikolata kullanmanızı tavsiye ederim. Ama içi normal biskremdeki gibi akışkan olsun isterseniz kahvaltılık çikolata veya eriyebilen damla çikolatalardan kullanmanızı tavsiye ederim. Bütün kurabiyelerimi aynı şekilde önce açıyorum şimdi. Sonra da çikolatasını koyup kapatıp üzerine şeklini hızlıca vereceğim. Sıkılmayın diye bu aşamaları hızlıca geçiyorum. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi deneyin derim. Gerçekten de çok güzel ve bereketli bir tarif. Normalde kurabiye hamurlarıyla genelde birer tepsi çıkıyor. Ama bununla neredeyse iki tepsi dolusu kurabiyem olmuştu. Çocuklar da bayıla bayıla çok kısa sürede bitirdiler zaten. Malzeme miktarını da aşağıya bırakacağım inşallah. Oradan istifade edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bunlar benim için çok çok önemli. Kurabiyelerim şöyle hazırlar. 2 tepsi dolusu biskrem kurabiyemi yaptım. Biraz daha yassı yapabilirsiniz siz dilerseniz. 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim çok kızarmadan fırından alacağım. Altlarının hafif pembeleşmiş olması bizim için yeterli. Tabi alt üst ayarda pişiriyorum. Fansız fırında pişirdim. Şöyle çok güzel kurabiyelerim oldu. Dediğim gibi damla çikolatayla yaptığım kurabiyem şöyle içerisi akışkan bir şekilde oldu. Çıtır çıtır tadına doyum olmaz. Harika bir kurabiye. Kıyır kıyır bir kurabiye. İçerisine pul çikolata koyduğumda bu şekilde kalıp gibi durdu. Hangisi varsa evinizde ne mevcutsa onu koyabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.